Selam arkadaşlar, ben Cengiz Usta. Şimdi bu videoda sizlere Fransa'da bulunan bir arkadaşın isteği olan zurna kamışı siparişlerini sunacağım. Bu arada ufak tefek bilgilendirme yapayım. İyi bir zurna kamışı nasıl olur? İyi bir zurna kamışı çalan insanlara göre değişir. Yani çalan zurnacı kimisi etli kamış kullanır. Doğu yöreleri birçok yer, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, o tarz yörelerde geniş yapıda, bir de Bayburt vardır. Yani şu kamış yapısı idealdir o yöreler için. Biraz daha geniş kullanan, geniş açıda kullananlar var. Erzurumlar genelde kullanılır. Sert ve kalın kamış kullanırlar. Onların baskısı, nefes kuvveti biraz daha güçlü olduğu için. Şimdi arkadaşımız için orta sertlikte kamışlar ayarlayacağım. Hani hem yorulmasın hem de uzun süreli çalsın diye. Kamışı ayarladığınız zaman bu sesleri alabilmelisiniz. İlk etapta hazırladığınız kamış ağzı böyle kapalı pozisyona geçer. Eğer hazırladığınız kamış kuruyunca kapanmıyorsa sertlik vardır demek. Yani şöyle açıksa, burada örnek göstereyim. Şu şekilde açıksa kamışta biraz sertlik olur arkadaşlar. Yani bunun çalımı zor olur. İşi bittiğinde şöyle kapanıyorsa, kalıbı aldıktan sonra o kamış idealdir diyebiliriz. Kamışı nasıl yumuşatırız, nasıl sertleştiririz? Arkadaşlar, yeni aldığınız kamış, örneğin şu bakıyorsunuz, üflediniz, çok yumuşadı. Hafif ıslatıyoruz. Tüpün üzerinde ateş yardımıyla şöyle bıçağa benzer bir şeyi alarak kamıştaki yumuşaklığı şöyle yakından göstereyim. Üzerine hafif dokunuşlar yaparak kamışı yumuşaklığını alıyoruz, sertleştiriyoruz. Bir de uç kısmına da şöyle sürüyoruz ki hem kalıp düzgün olsun şurayı tutarak, kırmamak gerekiyor. Uç kısmına da sürüyoruz ki etli kamışlarda fazla su çekmesin. Çok su çekince o kamış cırlama yapar. İyi ötmez arkadaşlar. Diyelim kamışınız yumuşak değil, çok sert. Tam tersi bir işlem. Keskin bir maket bıçağı, neşter alabilirsiniz. Kör olmayacak. Kör olunca kamışın şeyini bozar. Kamışınız sertse, başka bir kamış da göstereyim. Bunları hazırladım. Evet. İlk etapta kamışlarınızı elinize aldınız. Kamış çok sert. Üflerken bayağı bir zorlanıyorsunuz. Çünkü herkesin nefes kuvveti, nefes şiddeti farklı. Şimdi benim çaldığım bir başkasına uymayabilir. Nefesi güçlüdür. Yumuşak kamış çalamaz. Bir başkasının nefesi de hafiftir, çok sert çalamaz. O yüzden bir kamış herkese uymayabilir. Yani ben bunu ayarladım, herkes eşit derecede çalabilir diye bir şey yok. Çünkü kimisine göre farklı yumuşaktır, kimisine göre serttir kamış. Sertse kendinize göre ayarlıyorsunuz. Üflerken zorlandınız diyelim, çok sert. Şu üstünden fazla derine inmeden arkadaşlar, kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Burası keskin. Şurayı deneyelim. Şöyle üstüne hafif hafif. Çok derine inmiyoruz arkadaşlar. Çok hafif alıyoruz. En dıştaki sert kısmı, kabuğu çok hafif hafif alıyoruz. Yani buradaki sertliği alıyoruz. Çok da dibe inersek kamışın formunu bozar. Çünkü dibi yumuşaktır kamışın. Sert kabuğun altı çok yumuşaktır. Bir de boruya takmadan şu aşamada bile ses çıkarmalı yani. Şu aşamada ses çıkarmıyorsa o kamışta sıkıntı var. Yani ip bağlamadan da ses çıkarmalı. Şöyle boruya taktınız. İp bağlamadınız. Bu kamışa iyi diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü ip sarmadık. Tam kalıbı almadık. Bu kamışı tam
çalma pozisyonuna getirirsek hatta uzun kısaltmamız gerekiyor. Et kalınlığını düzgün yapmamız gerekiyor. Bir de ip sardıktan sonra bu kamışın kıvamına, tadına doyum olmaz arkadaşlar. Evet, şu pozisyonda bile ses çıkarmalı. Eğer çıkarmıyorsa bu kamışta sıkıntı vardır demektir arkadaşlar. Kamışın içerisinde bir de zar olur. Kontrol edin. Kamışın sesi kötüyse kamışta bir sıkıntı vardır demektir arkadaşlar. İçinde zar olur. Onu da tabi bunların zarını aldığım için bunların içinde zar şu an yok. Şöyle dikkatlice bakacaksınız. Hatta şunu kamera gösterir mi göstermez mi bilmiyorum. Görebilir misin? İçerisinde ufak bir zar var bir tanesinde. Bir parça bir yerde zar kalmış. Eğer bu zar sıkıntı yaratıyorsa onu almak zorundayız. Zar illaki oradaki borunun ağzını ufacık bir yer yani tıkar burayı tıkayınca da ses çıkmaz. Kamışınızın içi tertemiz olmalı. Çok ince bir zar vardır içerisinde. Evet, ben biraz acele ediyorum. Şunları kargoya teslim edeceğim. Bugün Fransa'ya göndereceğiz bunları. Evet, internet üzerinde böyle çok paylaşımlar oluyor. Facebook üzerinden, Instagram üzerinden resimleri böyle süsleyip koyuyorlar. Arkadaşlar, resimden çok iyi gözükebilir. Sonuçta elinize aldığınız zaman berbat bir şey çıkabilir. Çünkü resim o biraz reklam işi. İnternet üzerinde bazı şeyler abartılı. Böyle canlı canlı şahit olacaksınız. Yani göreceksiniz. Sesini duyacaksınız. Herkes resim atıyor fakat kamışın şeyini göstermiyor. Kamış iyi mi kötü mü performansını kimse bilmiyor. Çünkü sadece resimden görüyorsunuz. Resimlerde öyle fotojenik çekiyorlar ki yani resmen objektif odaklanmış onu iyice abartılı güzel gösteriyor. Tabi bunlara aldanmamak gerekiyor. Bu işin hilesi çok. Resimle ayarlanmış olabilir. Resimde gördüğünüz gibi sonuçlar çıkmaz. Denemek gerekiyor. Denemeden almayın. Bir de yani şeyi göreceksiniz. Canlı kamışın performansını izleyeceksiniz, gösterecek. O resmi sunan arkadaş bu kamışın kalitesini sizlere sunacak. Yani ses var mı yok mu anlatacak kamışı. Kamış nerede kullanılır, hangi boruda kullanılır? Uzun boruda kullanırsa, kaba zurnada kullanılırsa performansı nasıl olur? Cura zurnada kullanırsa nasıl olur? Bunları anlatacak tek tek. Ben yeri geldikçe her videoda sattığım enstrümanla ilgili bir takım bilgiler vermeye çalışıyorum, sunmaya çalışıyorum ki insanlar aldıkları zaman sıkıntılar yaşamasın. Çünkü bilinçli insan bilinçlendiği zaman daha doğru, daha mantıklı kullanır aldığı şeyi. Bilgi vermek gerekiyor yani. Sadece ticaret olsun diye orada bir takım şeyler, resimler sunup insanları kandırmak doğru değil. Yaptığınız işin açıklaması olacak. Kamış alınırsa, kamış kalıbı alınırsa daha iyi performans sağlar. Kimisi hiç yakmadan kullanır. Öyle alışmışlar. Yakma işini mantıklı buluyoruz. Çünkü kamışın tam kalıbına alındığı zaman daha farklı mevzu ortaya çıkıyor. Evet. Bunlar biraz İlk kalıba alındığı zaman arkaları dağılır. Hafifçe ıslatınca. Çok uzun süreli bekletmiyoruz. Şöyle bir dakika falan ıslatıyoruz. Hemen arkası açılıyor. Borunun ağzına takıyoruz. Ki rahat tutsun diye böyle dardır arkaları. Evet, kamışları bağlarken de önemli. Yani şimdi biz hazırladık. Kamışı nereye bağlayacağınızı siz bileceksiniz arkadaşlar. Kamış çok yumuşaksa biraz boruya
üzerine geçiriyoruz. Çok yumuşaksa, çok sert kamışsa biraz uçta bırakıyoruz. Fazla dibe indirmiyoruz kamışı. Yukarıda bırakıyoruz ki o sertlik giderilsin. Yumuşak olduğu zaman üste bırakırsak kamış kapanma yapar, tıkama yapar. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu sizler için bir tecrübe olsun yani. Kamışı buradan takınca üstten bakıyoruz. Ne kadar borunun içerisine indiriyoruz. Bir de yamuk yumuk takılmamalı. Yani sağa sola yatmamalı kamış. Borunun üzerine baktığınız zaman dümdüz takılmalı. İp sararken de önemli. İpi sıkı sarıyoruz arkadaşlar. Boşluk bırakırsak kamış burada son boğumlarda sesi bozar. Son boğumlar çok önemli. Yani dipteki boğumlar. Kamışın dibi. Şurası. Orayı sıkıca sarıyoruz borunun üzerine. Gevşek bırakmıyoruz arkadaşlar. Dibine kadar sıkı sarıyoruz. İp sarmak bile önemli yani bu işte. Başka neler anlatacağım? Anlatacak çok şey var aslında. Hepsi bir videoya sığmıyor. Aklımıza geldikçe anlatıyoruz. Facebook üzerinden de bana mesaj atabilirsiniz bilgi almak için. Benim unuttuğum, kaçırdığım noktalar da olabilir. Öğrenmek istediğiniz konuda sizi bilgilendirebilirim. Bilinçli olursanız bu işi daha doğru, daha mantıklı yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Evet, şimdi benim göstereceklerim bu kadar, anlatacaklarım bu kadar. Paketleyip göndereceğiz arkadaşlar. İşte kamışlarımız bundan ibaret. Bu sezon bayağı bir kamış sattık. Elimizde kalan bu arkadaşlar. Son kamışlarımızı da satıp yeniden kamış yapmaya başlayacağız. Evet, buradan sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Hoşça kalın.